Değerli izleyenlerim, bugünkü Abi Hayat programında imanın altı esasından birisi olan kitaplara iman konusunu değerlendireceğiz. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi derken Allah'ın indirdiği kitaplara imanı da e, iman esasları arasında zikrediyoruz. Şu alemin yaratıcısı elbette mahlukatıyla da konuşacak. Kendisine insanları muhatap yapmış, insanlara hitap edecek insanlardan marziyatı, istekleri ne olduğunu elbette bildirecek. Peygamberlerle bildirdiği gibi peygamberlerin eline kitap vermek suretiyle de yine bildiriyor. Allahu Teala daha evvelinde, Kur'an'ın evvelinde değişik sayfeler ve kitaplar peygamberlere göndermiş. Ve Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin ilk sayfasında Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Vellezine yu'minuna bima unzile ileyk ve ma unzile min Ey peygamber, onlar sana indirilene iman ederler, senden önce indirilenlere de iman ederler. Yani bizler müminler olarak peygamberimize indirilen Kur'an'a inandığımız gibi Hz. İbrahim'e indirilen sayfelere de, Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'a da, Hz. Davud'a indirilen Zebur'a, Hz. İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil'e ve daha diğer peygamberlere ne indirilmişse bütün bunlara iman ediyoruz. Allahu Teala şu alemi yaratan ve yöneten, yaratan ve yöneten Allah elbette yarattığı şeyleri bilir. Alemde ne var ne yok bilir ve böyle olunca da e, yapan bilir, bilen konuşur. Şu alemle alakalı hüküm vermek doğrudan doğruya ee, Cenab-ı Hakk'ın bizlere bir lütfudur. Ve kitaplarıyla da bunu bizlere bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 213. ayette Allahu u Teala şöyle bildiriyor. İnsanlar bir tek ümmet idi. Derken Allah müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Ve insanların ihtilaf ettikleri meselelerinde aralarında hükmetsin diye onlarla beraber hak olarak kitap indirdi. Burada e, irsali rusul ve inzali kütüp yani peygamberleri göndermek, kitapları indirmek ayet-i kerimede nazara veriliyor. İnsanlar başlangıç itibariyle henüz daha tekamül etmiş bir durumda değildi ve e, allah Allahu Teala insanların tekamülü için hem peygamberler gönderdi hem de kitaplar indirdi. Ve böylece insanlar Önlerinde mürşit olarak peygamberleri buldular ve e, dinin teorini anlatan kitabı önlerinde buldular. Böylece bir tekamül seyrine tabi oldular. Değerli izleyenlerim, Allah'ın gönderdiği bütün kitaplar aydınlatıcıdır. Kur'an-ı Kerim'de e, kitabı münir yani nur saçan, aydınlatan kitap. Kur'an-ı Kerim'den bahsedilirken bu şekilde de bahsedilir. İbrahim suresinin başında Kur'an-ı Kerim'le alakalı Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın izniyle insanları zulümattan nura çıkaracağı ifade edilir. Bu bütün kitapların da aslında özelliğidir. Yani bütün ilahi kitaplar insanları zulümattan nura çıkarmak için indirilmiştir. Zulümat derken cehalet bir karanlıktır gaflet başka bir karanlık, günahlar başka karanlık, bütün bu gibi karanlıklardan ilahi kitaplar insanları aydınlığa çıkarır. İşte cehalet karanlığından ilmin nuruna, küfrün karanlıklarından imanın nuruna, gaflet günah yerine Allah'a itaat nuruna, bu gibi nurlara bu ilahi kitaplar çıkarmaktadır. Ve Allah'ın gönderdiği kitaplar, Adeta birer kullanma kılavuzudur. Malum herhangi bir eşyayı aldığımızda, elektronik eşyayı veya bir ilacı aldığımızda bunların kullanım kılavuzu var. Rastgele hapı yutamayız. Yoksa bu bize zarar verir. Onun aç karına, tok karına olması gibi veya dozajı gibi önemli özellikleri vardır. Öte yandan bilgisayar gibi bir aleti rastgele kullanamayız. Onun da kendine göre bir kullanım kılavuzu vardır. Ona göre kullanılır. İşte Allahu Teala'nın kitaplar indirmesi insanlar açısından bir kullanım kılavuzu durumundadır. Yani bu insanlar nelere dikkat edecekler? Helal nedir, haram nedir? nereye bakacaklar, nereye bakmayacaklar? Neyi yiyecekler, neyi yemeyecekler? Neleri söyleyecekler, neleri söylemeyecekler? Bütün bu gibi meselelerin ayrıntıları ve bu gibi durumların vuzuha kavuşturulması ilahi kitaplarda yer almıştır. allah Allahu Teala'nın malum değişik sıfatları var. Allahu Teala ezeli ebedi hayat sahibidir. Haydır, kayyumdur. O bizatihi kaimdir. Yani hayat, ilim, irade, kudret bu gibi sıfatları var Allahu Teala'nın. Bu sıfatlardan bir tanesi de kelam sıfatı. Ve Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara kelamullah denilir. Kur'an Allah'ın kelamıdır, Tevrat Allah'ın kelamıdır, İncil Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 51. ayette Allahu Teala beşer ile yani insanlar ile konuşmasını bize anlatıyor. Ve anlatırken de şöyle bildiriyor. Ve ma kana li beşerin en yukelleme en illa vahyen. Allah'ın beşerle konuşması ancak şu şekillerledir. Ya vahiy yoluyla evmin ve rahi hicab veya perde arkasından ev yursila rasulen feyuhye bi iznihi ma veya bir elçi gönderip de Allah'ın izniyle dilediğini vahyetmesi tarzındadır. Yani bu üç şekil dışında Allah-u Teala'nın insanlarla konuşması söz konusu değildir. Burada sadece peygamber değil, genel anlamda bütün insanlık ifade ediliyor. Yani Allahu Teala bütün insanlıkla bu üç yoldan biriyle konuşur. Bunlardan birincisi vahyen, vahiy, peygambere gelen mesajı ifade ettiği gibi ilhamı da içine alır. Kur'an-ı Kerim'de vahiy kelimesinin ilham anlamında da kullanıldığı e, gayet açık bir şekilde görülebilir. Mesela Allahu Teala ve evha rabbuke ila nahl Rabbin bal arısına vahyetti buyuruyor. Arıya gelenin peygambere gelen vahiy türünden olmadığı gayet aşikardır. Veya ve evhayna ila ummi Musa biz Musa'nın annesine vahyettik buyuruyor. Buradaki vahiy de yine bir ilham anlamında. İşte Allahu Teala peygamberlerle üst düzeyden, üst seviyeden görüşüyor, konuşuyor. Ama diğer insanlarla da yine Allahu Teala'nın ilham yoluyla konuşması var. Bunu bir nevi şöyle ifade edebiliriz. Mesela bir padişah başbakanla, sadrazamla görüşür. Bu bütün ülkeyi ilgilendirir. Ama öte yandan bir vatandaşla, telefonla görüşür. Bu da vatandaşın bir ihtiyacını karşılama tarzında olur. Allahu Teala peygamberlerle bütün alemi ilgilendiren, insanlık alemini ve başka alemleri ilgilendiren meseleleri konuşuyor. Bu en üst düzeyden ilahi konuşmadır insanlara bakan yönüyle. Bir de hususi ilhamlarla da yine Allahu Teala konuşuyor. Minber-i hicap, perde arkasından Allah konuşur. Mesela Musa Aleyhisselam'a ateşten bir ses şeklinde yani bir ağaç ağaç adeta yanıyor gibi ama yanmıyor. ışık saçıyor. Oradan Musa Aleyhisselam ilk vahyi duyuyor. Ve Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a peygamber olduğunu, işte Firavun'a gidip Allah'a anlatmasını, kavmini zulümattan nura çıkarmasını, esaretten kurtarmasını bu gibi şeyleri ilk vahide bildiriyor. Demek ki min verai hicab Allahu Teala'nın bir konuşma tarzı perde arkasından konuşuyor. Bunu biraz genişlettiğimizde Allahu Teala perde arkasından aslında şu anda da konuşur. İşte diyelim kainatta meydana gelen bütün olaylar Allah'ın bize kendini tanıtmasıdır ve e, bu şekilde de o bizimle konuşmaktadır. Gök gürlerken Allah'ın azametini ifade eden bir durumdur bahar gelirken Allah'ın muhi olduğunu, hayat verici olduğunu anlatan bir durumdur. Rüzgar eserken Allah'ın bir tasarrufudur. Bu manada kainattaki bütün faaliyetlerde ilahi bir tekellüm manasını düşünebiliriz. Bir de elçi göndermek suretiyle mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail geliyor. Cebrail Allah'ın elçisi ve Cebrail kendinden bir şey katmadan Allah'ın Pey peygamberimize ve insanlığa gönderdiği mesajı iletiyor. Bu şekilde Allahu Teala insanlarla konuşmakta. Japon bilim adamlarından e, Izutsu eee Allahu Teala'nın konuşmasını sözlü ayetler ve sözsüz ayetler şeklinde iki grupta değerlendirmiş. Bu da kendine göre güzel bir tasnif. Izutsu sonradan e, iktida eden Müslüman olan bu Japon Alim diyor ki Allahu Teala insanlarla hem sözlü ayetlerle konuşur hem de sözsüz ayetlerle konuşur e, sözlü ayetlerin muhatabı peygamberlerdir onlara vahiy yoluyla konuşur sözsüz ayetler ise kainat kitabı ve bunu şöyle bir misalle anlatıyor e, mesela trafik işaretleri sözsüz işaret bize herhangi bir şey demiyor ama sanki bizimle konuşuyor. E, trafik lambalarındaki o renkler e, bize ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Yine e, trafik levhalarında değişik işaretler var. Diyelim sola dönülmez gibi levhalar var. Onları gördüğümüzde e, onlar adeta bizimle konuşuyor. Allahu Teala yarattığı bütün varlıklarla bize mesajlar veriyor. Diyelim ki... E, yaratmış olduğu meyvelerle, sebzelerle ben sizi seviyorum ve size olan muhabbetimi ikramımla gösteriyorum. Bu manada Allahu Teala bizimle konuşuyor. Hatta bunu biraz derinleştirdiğimizde Elestü bir Rabbikum hitabını bu manada da değerlendirebiliriz. Yani Allahu Teala ruhlarımızı yarattığında sormuş Elestü birabbikum Rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarımız bela evet Rabbimizsin diye tasdik etmişler. Dünyaya gelişimizle acaba sözümüzde sadık mıyız değil miyiz? Bunun bir denemesi. İşte Allahu Teala şu anda da alemdeki bütün icraatlarıyla elestü bir rabbiküm diyor. Biz de e, ibadetimizle, taatımızla bele evet ya Rabbi bizi terbiye eden sensin diye e, ikrar ediyoruz ve imanımızı, tasdikimizi yenilemiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de eee suhuf İbrahim, Tevrat, İncil, işte Zebur ve bir de Kur'an. Bir de Zeburü'l Zeburül Evvelin, evvelkilerin kitapları. Bu gibi ifadeler geçer. Bütün bunlar Allahu Teala'nın tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca insanlara hitap ettiğini ve insanlara kitaplar gönderdiğini bize açıkça göstermekte. Bugün elimizde Suhuf-u İbrahim yok. Ancak e, Tevrat'ın e, içine dahil edilmiş vaziyette e, Sufu İbrahim İbrahim e, namıyla bilinen e, bir bölüm bulunmakta. Artık Allah'ın gönderdiği doğrudan o muydu değil miydi onu kesin olarak bilemiyoruz. E, ama e, Allah-u Teala mesajını devamlı yenilemiş. Hz. İbrahim'e e, o dönemin şartlarına göre mesajlarını göndermiş. Ardından başka peygamberlere e, mesajını yenileyerek, değişik isimlerle göndermiş. İşte Hz. Musa dönüm noktasında, insanlığın dönüm noktasında büyük peygamberlerden bir tanesi. allah Teala ona Tevrat'ı vermiş. Tevrat bugün elimizde var ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bildiriyor ki Yahudiler kendi elleriyle Tevrat'ı tahrif ettiler. Gerek mana yönüyle değişik manalara çekerek gerekse lafzını, bazı lafızlarını değiştirmek suretiyle Tevrat'ı bu şekilde e, tahrif ettiler. Ve artık günümüzdeki Tevrat, e, baştan sona tümüyle Allah'ın kitabı olma özelliğini kaybetti. Şüphesiz mevcut Tevrat'ta Allahü Teala'nın nice ayetleri yine vardır. Ama e, insanların da sözleri zamanla e, bunun içine karışmış durumda. Böyle olunca şu andaki Tevrat'a baktığımızda, daha çok bir tarih kitabı görüntüsünü veriyor. Ama özellikle tekvin babı oraları okuduğumuzda ilahi bir nefha orada daha rahat bir şekilde görülebiliyor. İncil Hz. İsa Aleyhisselam'a verildi ve daha çok müjde anlamını taşıyan bir mana. İsa Aleyhisselam'ın insanlara sohbetleri, insanlara öğütleri mevcut İncil'lerde yer alıyor. Bunlar acaba Allahu Teala'nın gönderdiği şekliyle mi veya değişmiş şekliyle mi? Kısmen değişme olduğu aşikar. Değişme olduğunu en azından şuradan söyleyebiliriz. E, elde bir tek İncil yok. E, dört farklı İncil var. Hatta tedavülde olmayan başka İncil'lerin de olduğu Barnaba İncil'i gibi e, bilinen bir gerçek. Böyle olunca Allah'ın gönderdiği mesaj elbette tek mesajdır. Ve bunun dört farklı görünümü olmaması gerekir. Bu açıdan baktığımızda İncil'in de en azından belli kısımlarının, belli mesajlarının zamanla değiştirildiği rahatlıkla söylenebilir. Mesela Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olarak Hz. İsa'nın bir peygamber olduğunu bize anlatıyor. Ama mevcut İncil'de Allah'ın oğlu şeklinde ifade ediliyor. Bu gibi değiştirmeler söz konusu olmuş. Ve bizler e, Tevrat'a da, İncil'e de, Zebur'a da iman ediyoruz. suhuf İbrahim'e iman ediyoruz. Daha e, diğer peygamberlere ne gelmişse bunların hepsine iman ediyoruz. Ancak Allah'ın gönderdiği şekliyle. Zaten bütün ayrıntıları da bilmemiz gerekmez. Hatta Müslümanlar açısından şu anda baktığımızda her bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'de ne olduğunu ayrıntılarıyla bilmesi söz konusu değildir. Ama... Kitaplara iman içinde Allah kitap olarak ne indirmişse iman ettik. Bunu ifade etmemizle Kur'an'da da ne varsa hepsine iman ettik. Bunu söylemiş oluyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim'i okurken manalarına aşina oldukça öğrendiğimiz her yeni manaya da iman etmiş oluyoruz. Ve böylece imanımızı tazelemiş oluyoruz. İman bu manada tazelenir ve teceddüdü kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 15. ayette Ey Peygamber de ki Allah kitap olarak ne indirdiyse ben hepsine iman ettim. Böyle bir mesajı Allahu Teala Peygamberimize bildiriyor. Onun ümmeti olarak aynı mesaj bizim için de geçerlidir. Ve biz de diyoruz ki Allahu Teala kitap olarak ne indirdiyse hepsine iman ettik. Ve biz لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Allah'ın elçileri arasında bir ayrım yapmayız. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inandığımız gibi Hz. Musa'ya da inanırız, Hz. İsa'ya da inanırız, diğer peygamberlere de inanırız. Benzeri bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e iman ettiğimiz gibi Tevrat'ın aslına, İncil'in aslına, Suf-u İbrahim'in aslına, Zebur'un aslına ve Allah'ın gönderdiği bütün kitapların aslına yine iman ederiz. Ve Müslüman olmamız zaten bunu gerektiriyor. Biz kitaplara iman etmediğimizde gerçek anlamda mümin olamayız. Bunları e, bilmek gerçekten güzel. İnsan bu şekilde e, kitaba muhatap oluyor. Allah'ın mesajına muhatap oluyor. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda görüyoruz ki Allahu Teala bize ya eyyühen nas diye hitap etmiş. Ey insanlar. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Allah'a muhatap olmak, onun kelamına muhatap olmak bir insan için elbette en büyük şereflerden bir tanesi.